Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda turizmi konuşacağız çünkü çok inanılmaz bir günden yaşıyoruz. Durmayan bir ekonomik kriz, tüm dünyada bir enflasyon, en son savaş, bir de pandemi geçti. Bakalım turizmde bu yaz beklentileri nasıl olacak? Neler yapacağız? Turizmdeki sıkıntılar neler? Çözülmesi gereken pandemiden sonra başka sıkıntılar neler var? Onları da konuşacağız çünkü gerçekten stüdyomda eskiden de birlikte çalıştığımız çok değerli bir turizm insanı var ve birçok alanda da çok etkili olduğu için kendisinden dinlemek istiyorum. Muhammed Cüntay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz deyip programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Merhabalar, Muhammed. selamlar. Ee, güzel giriş için izleyenlere de selamlar ve hürmetler. Ee, biz iyiyiz, siz de iyisiniz umarım. İyiyiz çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz Muhammed Bey şimdi hemen turizmde çok sıkıntılar var. Uzun sürecek o konuşmalar ama ondan önce bir kariyer geçmişi almak isterim izleyenlerle birlikte neler konuşacağımızı ee, görmek İlk sırada turizmi tabii ifade etmemiz gerekiyor. Ben 24 senelik turizmciyim. 24 senelik profesyonel turizmciyim. Turizmin hem profesyonel tarafında yer aldım ve yer alıyorum hem de e, akademik de eğitim aldığım için e, akademisyen tarafımda e, mevcut. E, onu da bir sosyal sorumluluk olarak e, nitelendiriyorum. E, ve öğretim görevlisi olarak da yarı zamanlı bizden sonra gelecek olan gelişimi ile alakalı katkı sunmaya çalışmaktayım. Haricimde dernekçi bir kimliğim var. Bu da aslında yine bir sosyal sorumluluk ve ekmek yediğimiz alan ve sektöre katkı sunmayla alakalı çabamızın sahadaki vuku bulmuş hali, dernek kimliği. Birçok farklı dernekte görev aldım, başkanlıklar yaptım. Hali hazırda da kendi memleketimin e, turizmde bir STK'sı olmadığı için orada bir STK e, kurmamız gerektiğini düşünüp e, orada bunu kurduk, e, idare ettiriyoruz. E, kendime ait bir e, şirketim var yaklaşık 4 seneden beri. E, onda faaliyet e, yürütmekteyiz. E, bir diğeri de e, özel zaman ayırdığım ve konsantre olduğum sosyal sorumluluk projelerim var e, şahsen yürüttüğüm. E, klasik ayda bir tane e, sosyal sorumluluk projesi icra ediyoruz. Haricinde de eski bir profesyonel sporcu olduğum için e, sporla alakalı güdülerimi de e, bir spor kulübünde yine memleketim olan Zonguldak Spor'un e, genel sekreteri olarak e, tatmin etmeye çalışıyorum. Böyle çok yönlü, e, zamanında e, maksimum düzgün yönetmeye çalışarak her şeye yetişmeye çalışan e, bir Muhammed Cüntay var. Çok zor bir zaman aslında bu bu kadar şeyle uğraşmak için zaman yetmiyor çünkü artık kimseye. Ee, ama gerçekten de hem doğduğunuz, büyüdüğünüz Zonguldak. Zonguldak'ta mı doğmuşsunuz? Bana? Doğru, Zonguldak'ta Zonguldak. Ben, ben Gaziantep'le ilgili bir bağlantı hatırlıyorum. Aslen kökenim e, Gaziantep ve Urfa. E, ağacına gittiğimizde bir adım geriye. E, atalarımın e, doğuşu ve gelişi o bölgeden. E, ama babamın mesleği gereği e, biz Zonguldak'ta doğduk, büyüdük. Ee, yaşadığımız, büyüdüğümüz ve o dönem ekmek yediğimiz toprakları olduğu için e, Zonguldak'ın da e, gelişime Gaziantep'ten daha çok ihtiyacı da kesinlikle. olduğu için e, biraz daha Zonguldak'a konsantre olduk. Antep'ten ziyade diye. Harika. Şimdi hemen turizmle ilgili e, sıkıntıları konuşmak istiyorum. Çünkü ben de eski bir turizmciyim. E, gerçekten çok üzülüyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili, müthiş sahilleri olan bir memleket ama hep de her sektörde olduğu gibi turizmde de biraz sıkıntılar var. En son işte e, savaştan dolayı yine beklentiler düştü turizmde. Ama tabii ne olacak ne bir bilmiyorum. Her zaman bir şekilde bir stabil gidişi var Türkiye'nin turizmle ilgili. Pandemi de geçti tabii üstümüzden. Çünkü pandemiyle ilgili de otellerin işletme şekilleri değişti mi, misafir beklentileri değişti mi, e, işte ya da acentaların aldığı önlemler farklılaştı mı gibi. Ve birçok konu var. Nereden başlarız bilmiyorum. Size bırakıyorum. E, Turizm aynı ifade ettiğiniz gibi e, çok değişkenli bir paradoks aslında. E, çok fazla tahminlerin tutmadığı, olumlu ya da olumsuz anlamda, bu e, tutmadı e, diye ifade ettiğimde her zaman olumsuz e, anlaşılmasın, e, bazen de pozitif anlamda sapmalar olabiliyor. E, yıl öncesinde bir bütçe yapılıyor, e, nasıl tesislerde bütçe yapılıyorsa. Ülkenin de bir turizm bütçesi yapılıyor gelir ve gider noktasında. Burada genelde sapma oluyor Türkiye'de. Çünkü sürekli kriz çözen bir alan haline geldik. Önceki dönemlere bakıldığımızda çevre ülkelerden çok fazla bize turist gelen ülkelerde ciddi devalüasyonlar oldu. Ekonomik krizler oldu. Keza bizde de yine oldu. Bu krizleri çözmeye çalıştı turizm sektörü. Peşine Rusya ile yaşanan bir uçak krizi. Yaşandı çok ciddi etkisi oldu bir bir buçuk sene. Ha, ondan sonra tam toparlanmaya başlıyoruz dediğimizde pandemi süreci başladı. Tüm dünyayı, tüm dünyada turizm sektörünü ciddi etkiledi. Peşinde de şu anda içinde bulunduğumuz Rusya Ukrayna ile alakalı savaş sıkıntısı var. Tüm bunlara bakıldığında bu dört tane ana krize sektörde birçok şeyi değiştirdi. E, bu değişenler ilk etapta zaten en büyük değişken turizm gelirleri ve ekonomik krizler nedeniyle turizm giderleri e, çok fazla arttı. E, bu giderler arttığında otomatik olarak yönetimsel olarak bazı şeyleri değiştiriyorsunuz. Hizmet kalitenizde bazı değişkenler oluyor. E, i̇stihdam sayılarında e, büyük değişiklikler oluyor. Yani bakıldığında güneye e, bir sezonda çalışan sayısıyla diğer sezonda çalışan sayısı, %30, %40, bazen %50-60'larda ciddi değişkenler e, oluşabiliyor. E, örneğin geçen sene Mart ayı gibi e, bütün oteller aşağı yukarı açılmış ve açılmaya hazırlanıyorken, istihdam hızlanmışken bu sene öyle bir e, durum yaşanmıyor. Dolayısıyla şu anda e, işsizlikle alakalı büyük bir değişkene sebep oldu e, Rusya ve Ukrayna krizi. Ama ağırlıklı olarak resort otellerde, güney otellerinde bu krizi görüyoruz. Şu anda şehir otelleri çok fazla bu Rusya-Ukrayna krizini doğrudan hissetmiyor. Genel olarak bakıldığında da 2022'de şu anda 2019-2021'i analiz edecek olursak 2019'da ciddi pozitif bir yıl yaşadı sektör. Ama hedef 2019 rakamları mı olmalı genel itibariyle? Hayır. Bizim ülkemiz bu değerleriyle 2019'un da çok daha ötesinde rakamlara ulaşabilecek kapasitede. Fakat son dönemde e, pozitif bir tablo 2019'da yaşandığı için onu baz alalım. 2019'dan sonra e, pandemiyle beraber 2022'de çok ciddi bir e, kriz yaşandı. E, bankalara geri ödemelerde e, turizmciler ciddi sıkıntı yaşadı. E, kimisi e, krediye ulaşabilenler krediye ulaştı ama borçlandı. Bu önümüzdeki dönemlerle alakalı e, tesislerin ve yatırımcıların üzerinde ciddi bir yük haline geldi. Bu ne anlama geliyor? Aslında sektörün bir büyük krizi daha kaldıramayacağı gerçeğini de aslında parantez içinde bizim önümüze koymuş oluyor derken Rusya-Ukrayna krizi yaşandı. Dolayısıyla güneyde ciddi sıkıntılar yaşanabilir yatırım ve işletme boyutunda. 2022'nin içine girdik. Nasıl girdik? Nasıl yorumluyorduk? 2021'de yine 30 milyon civarına ulaştık. Biz normalde Pandemiden ötürü e, yanılmıyorsam e, 22 milyon gibi bir hedef koymuş Turizm Bakanlığı. Sonra e, ciddi hızlı bir toparlanma yaşandığı için dünya genelinde bu tekrar revize edildi. Revize edilen rakamda aşıldı. 30 milyon ulaşıldı. 2022'de de yine 40 milyon hedefi e, vardı. Fakat şu andaki dediğim gibi Rusya-Ukrayna krizinden ötürü e, güneyde ciddi bir tahribat oluşacak gibi şu anda. E, savaş daha fazla uzun sürerse. Bu tekrar revize edilecektir diye düşünüyorum. Şu anda herhangi bir revize yok ama bekleniyor. Hemen bu arada bir şey sormak istiyorum. Şimdi rakiplerimiz de Yunanistan gibi onlar da aynı şekilde etkilendiğini düşünüyorum ama bir de pandemiden dolayı fuarlar, yeni açılabileceğimiz pazarları açılamadık mı bu süre içerisinde sadece? Rusya, Ukrayna mı? Bunu tölere edebilecek başka bir pazar bulunabilir mi Türkiye için? Şimdi şöyle, bu soruda aklıma direkt turizmci olarak değil, bir turist olarak bir cevap aklıma geliyor. Çünkü izleyenlerin de çoğu, çoğunun aklına bu gelmiştir. Türkiye'de maalesef şöyle bir durum var, benim turizmci olarak da doğru bulmayıp eleştirdiğim. Bizim özellikle güney bölgelerimizdeki oteller, ana bir hedef pazar seçip, Kriz halinde ne yapacaklarını düşünmeyip, bütün yumurtaları aynı sepete koyarak o hedef pazar üzerinde ciddi konsantrasyon yaşıyorlar. Evet, bütün tesislerde ana bir pazar ve yan pazarlar olmalı. Fakat bu ana pazarın önü gereğinden fazla açılarak bu yan pazarlar ve alternatif pazarlar çok fazla yatsınmamalı. Burada ifade etmek istediğim şey şu, iç turizm potansiyelimizin biz farkında değiliz. E, i̇ç turizme çok fazla değer vermiyoruz. İç turizm e, sürekli kriz halinde aklımıza gelen ve yüzümüzü döndüğümüz bir pazar halinde bizim. E, şimdi bazı turizmciler e, istisnai e, faaliyet gösteriyor. Her ne olursa olsun iç turizme değer verip, saygı duyup, gereğini yapıyor. E, sözüm tabii ki onlara değil fakat genel itibariyle burada e, yorum yapabiliyoruz. Dolayısıyla iç turizm e, kriz halinde akla gelmemeli. Biz bütün krizleri bir şekilde iç turizmdeki pastayı büyüterek açtık. Çünkü Rusya krizi, bu uçak krizi başka türlü aşılamazdı <laughs> Güney sahillerinde. E, ardından e, bu kriz ortadan kalktı, uçak krizi, e, iç pazar tekrar e, ortadan kayboldu unutuldu. E, peşine pandemide yine iç pazar e, devreye girdi, e, fiyatlar ona, ona göre organize edildi. E, ...fakat bu dönem e, iç turizmde ilaç olmayabilir tam anlamıyla. Burada şöyle bir durum var. İç turizmi nasıl biz e, öne çıkartıyorduk e, sektör olarak? E, i̇ç turizme daha fazla oda ayırıyorduk. E, aynı zamanda maliyetlerin üzerine e, cüzi kârlar koyarak tesislerde satış yapıyorduk iç pazara. Ama şu anda e, ülkede yaşanan ekonomik buhrandan dolayı e, tüketicinin alım gücü zayıfladı... Ve e, turizm bizde e, lüks bir e, hareket alanı haline geldi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tüketici e, bu lüks sınıfa girecek ki bana göre aslında lüks bir kullanım değil turistik faaliyetler. Ama ülkemizde maalesef genel itibariyle böyle. Dolayısıyla bu harcamaları yapmak istemeyebilir tüketicimiz. Rakamın ne olduğuna bakılmaksızın. Yani uygun fiyatlı tesislere de o kadar bütçesi olan kişi gitmeyebilir. Evet. mental olarak bu harcamayı yapmayabilir. Çünkü önümüzdeki dönemde neyin ne kadar zamlanacağını göremiyor vatandaş. Burada böyle bir sıkıntı var. Bir de otellerde çok ciddi bir maliyet artışı yaşandı. Bunun sebebi hem kurlar hem de Türkiye'deki fiyat artışları. Nasıl evdeki mutfak harcamalarımız bizim çok ciddi artış sağ gör, gördüyse otellerde de çok ciddi bir maliyet artışı var. Ee, otellerin enerji faturaları 2-2,5 katına çıkmış durumda. Dolayısıyla şu anda e, şehir otelinde de, güneyde de yani şehir otelinden örnek verelim. Sadece oda ve kahvaltı hizmeti veren e, ekonomik bir ürün olan tesis e, 600-700 liraya bir misafiri bir gece iki, iki kişi konaklatabiliyorken şu anda maliyetlerden dolayı otelin ayakta kalması için bin e, lira civarına Satmak zorunda. Yani bunun altına sattığında zaten e, maliyetler no noktasında otel sıkıntı yaşayacak, tesis sıkıntı yaşayacak. E, bu güneye her şey dahile gittiğimizde bu rakamlar iki katına çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki yaz e, iç turizm e, yarı yarıya azalabilir. Yani ciddi bir e, sorun bu. Ve ulaşım maliyetleri de olacak. Ulaşım maliyetleri de e, çok artacak e, ve arttı. E, kendi aracıyla zaten insanlar e, şu anda seyahat etmiyor. Yani arabası var, e, arabasıyla seyahat etmiyor. E, aileyle beraber e, otobüsle seyahati de e, düşünecek olursak, hem pandemi ortamı hem de zorluğu düşünecek olursa dolayısıyla bu seyahat imkanları da daralacak. Dolayısıyla bu Rusya-Ukrayna savaş krizinde iç turizm bir e, kurt kurtuluş olmayabilir sektör için. Burada da ciddi bir e, sıkıntı var. Onun haricinde yine az önce sorduğunuz soruya tekrar dönecek olursak nelerin değiştiği ile alakalı ee, misafirlerin beklentileri tabii ki değişiyor her gün değişiyor yani krizlere bağlı kalmaksız e, teknolojinin ilerlemesi e, sosyal medyada gördüklerimiz e, yaşadıklarımız e, her şey artık evriliyor e, dolayısıyla beklentiler tamamen farklı artık çok daha farklı ve fazla hizmet bekliyor halde e, müşterilerde dolayısıyla Turistik tesislerde, seyahat acentaları da, e, rehberlerde hep bunlara paralel kendini update etmek, refresh etmek, tazelemek, e, bilgi dağarcığını yükseltmek e, ve vizyon eklemek durumunda kalıyor kendi hizmetleri. Hemen bir soru sorabilir miyim? Yine araya girip tabi keseceğim ama hem çünkü çok alaka insanların aklına gelir. Şimdi bir tarafta teknoloji, dijitallik durdurulamıyor ama Hı -hı. diğer tarafta da sanki böyle turistik faaliyetlerde insanlar biraz dağlara, tepelere, ormanlara Ağaç tepelerine falan gitmek istiyorlar artık. Hı -hı. O derecede bir turizmde böyle ters sanki Hı -hı. E, bir gelişim görüyorum ben. Hı -hı. Bu tarzda da mesela istekler olabiliyor. Yani bir yol ayrımında olan artık biz biraz daha teknolojik bir tesis olmalıyız. Bir yerde de hayır biz ekolojik, sürdürülebilir, çevreye duyarlı, tertemiz, sakin, sessiz, elektriğin bile olmadığı bir tesis olmalıyız gibi gündemler de var mı? Ya az önce ifade ettiğim gibi aslında bir paradoks var. Olayın her tarafında bir paradoks var. Yani Şöyle örnek vereyim, kullanıcı TSE çok kolay rezervasyon yapmak istiyor. Burada bir teknolojik taban olması gerekiyor. Ödemeyi çok daha kolay yapmak istiyor. Evet. Bir yere bile gittiğimizde artık kredi kartımızla ödeme yaparken post cihazına dokunmadan ödeme yapmak istiyoruz. Eğer bu imkanı sunamayan bir post cihazı ve işletmeyle karşı karşıya kaldığımızda da bunu eleştiriyoruz. Ee, otel tarafında da bu rezervasyon esnasında ya da tesisi gitmeden, yani eko bir tesis bile olsa, kırsal turizm yapan bir tesis bile olsa, biz evde oturduğumuzda telefonumuzdan, artık hani laptoptan, bilgisayardan falan değil, telefonumuzdan gezmek istiyoruz. Yani 360 derece e, arttırılmış gerçeklikle e, o tesisi gezmek isteyebiliyoruz. Çünkü bu imkanı sunan tesisler var. E, çünkü gittiğimizde arzu ettiğimiz gibi bir tesisi bulmak istiyoruz. Yanılmak istemiyoruz. Fakat tesise gittiğimizde dediğiniz gibi e, ekolojik bir e, durum yaşamak istiyoruz. İşte bu, bu paradoks var burada. Bu mantıksız anlamında söylemiyorum paradoksu. E, aslında doğrusu bu. Evet. Çünkü ilk etapta istediğimiz şey vakit kazanmak ve doğru karar vermek noktasını teknolojiyi kullanmak. Aslında hep benim savunduğum teknolojiyle alakalı teknolojiyi yerli yerinde ve gerektiği durumda kullanırsanız teknoloji çok faydalı. Fakat kullanımını abartırsak e, sağlığımıza da zararlı. Bir tesise gittiğinizde organik bir kahvaltı arzu ediyorsunuz. Fakat e, sizin önünüze bunun hızlı sunulmasını istiyorsunuz. Aslında hızlı sunulması da nasıl mümkün? E, nasıl önceden manuel bir sistem insanlar e, eline yazardı e, notuna siparişi. Sonra mutfağa giderdi. Fakat mutfağa giderken başka bir masadan biri seslenirdi, başka bir sipariş verirdi. Ve size onun sunulması gecikebilirdi. Ya da kahvaltıda sizin önünüze sunulan bazı ürünlerin içerideki mutfak yapısındaki teknolojinin kullanılması ya da kullanılmaması durumuna göre de bu servis süresi hızlanıyor. Yani doğal bir ortamda kahvaltı edeyim, ürünler organik olsun fakat hızlı olsun. Şimdi bu hızlı bir şekilde servis etmenin yolu da yine e, gelişim ve teknoloji. Yani her ikisini e, düzgün bir şekilde yoğurabilirseniz siz teknolojiyle... E, ekosistemi, ekolojiyi o zaman başarı ulaşıyorsunuz. Misafirin şeyi de bu. E, beklediği de bu. E, pandemide de e, mesela internet üzerinde, Google üzerinde aranan e, kelimeler bile değişti. Yani az önce sorduğunuz soruya paralel. E, daha evvel nasıl insanlar e, lüks otel arıyordu, beş yıldızlı otel arıyordu ya da işte kaydıraklı otel arıyordu. E, şimdi tam tersi. En çok aranan mesela kelimeler camping, e, glamping, e, çadır bungalov e, aynen aynen e, şu anda bunlar mesela daha çok aranıyor e, buna paralel internet üzerinde bunlar aranıyor e, ve bunlar talep ediliyor fakat Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var e, biz iki tane şeyi e, çok fazla oturtamadık fizibilite bilimsel istatistikler analizler biz bir tesis yatırımı yapacağımız zaman ee, genel bazı söylemlere e, gündeme bakıyoruz ve burada yatırım yapıyoruz şu anda çok ciddi bir şekilde Eko tesis e, yatırımı yapıyoruz ekolojiyi bozacak düzeyde <laughs> ee, böyle bir e, şey var e, yatırım hızı var e, Ben birçok yatırımcıyla işim gereği ve şirketimin yaptığı iş gereği görüşüyorum e, tesis yolda yapılıyor e, fakat mesela bölgeyi tanıyorum ya da tanımıyorum fark etmeksizin. Yani bu yatırım buraya niye yaptınız sorusuna e, ben turizm profesyoneli olarak tatmin olacağım cevaplar çok fazla alamıyorum. Yani hep bir şeyler eksik. Evet bazı e, yakaladıkları doneler var yatırımcıların. E, fakat sadece o iki done ile, bir done ile ya da üç done ile o tesis yatırımı oraya yapılmamalı. Bazıları gibi... doğru, doğru yatırım. E, fakat gözü kapalı bir şekilde yapılmış e, fakat şans eseri e, doğru yatırım benim yorumuma göre e, bazı yatırımlar çok riskli yatırımlar çünkü oradaki e, talebin çok daha üzerinde arz var ve destinasyon yönetilmiyor destinasyon pazarlanmıyor tamamen e, var olan değerler ve bilinirlik üzerinden e, oraya bir e, talep var fakat talep ayda atıyorum 5.000 geceleme, fakat o bölgeye yeni yapılan bu ekolojik tesislerle e, arz 8.000 geceleme. Yani bir sene önce oradaki yatırımcılar keyfliyken, e, yatırımlar başarılıyken, e, bu yeni yatırımlar oraya girdiğinde şayet eğer bölgesel anlamda oradaki talep iki katına çıkartılmazsa e, yatırımcılar mutsuz olacak. Çünkü dediğim gibi arz talep dengesi ile alakalı herhangi bir istatistiğe, analize ve öngörüye bakılmaksızın etraftaki tesislerin otoparkı dolu diye, akşamları dışarıdan bakıldığında o tesislerin ışıkları bolca yanıyor diye başka bir yatırımcı onun kıyısında bir yer alıp ya da kiralayıp oraya bir <laughs> tesis yatırımı yapabiliyor şeyde. Türkiye'de bir diğer sıkıntı da yine aynı konuyla alakalı belli yerlere odaklanılıp Belli yerlerde bu tesisler yapılıyor ee, ve or or o bölge dediğim gibi ekolojik unsurlardan da uzaklaşıyor. Şimdi e, bölge ismi vermeyeceğim negatif bir yorum yapacağım için İstanbul'un yakınında bir bölge. E, geçtiğimiz senelerde bundan 5-10 sene önce on sene önce e, etrafta rahatça yürüyebileceğiniz, toprağa basabileceğiniz tamamen e, bana göre eko bir alanken şu anda e, tamamen o bölge, o ilçe e, beton yığını villalar, e, boş kalan diğer bölgelere yapılan e, irili ufaklı e, ismi ekote olup da ekolojiden uzak hizmet veren e, küçük oteller e, bölgesi haline geldi. Evet yine tatmin oluyor mu yatırımcılar o bölgede? Kısmen oluyor çünkü İstanbul'a yakınlığından dolayı. Fakat <laughs> eko bir hizmet e, olduğundan başarılı hizmet verdiklerinden değil. Fakat diğer taraftan bakıyorsunuz, Batı Karadeniz'de inanılmaz bir turizm potansiyeli var. Ekoloji bence çok kıymetli o bölgede. Kırsal turizm yapılabilir. Orada da turizm yatırımcısı sıkıntısı yaşanıyor. Dolayısıyla Batı Karadeniz bölgesinde hatta Ankara bölgesinde, çünkü Ankara'nın yeşile en kolay ulaşabileceği hatta denize en kolay ulaşabileceği alan Batı Karadeniz bölgesi Kastamonu ile Düzce arası. Aslında dediğim gibi o bölgenin de turistik faaliyetlere katılabilmesi noktasında çok önemli. Buraya da biz yatırım yaptıramıyoruz. Yani böyle bir sıkıntı var ve dengesiz gelir dağılımı var. Çünkü turizmin diğer bir misyonu da çok fazla geliri olmayan ekonomisi gelişmemiş bölgelere de e, gelir sağlamaktır. Çünkü aslında bütün sektörlerin böyle bir misyonu almalı. Evet. E, ekonominin ve gelirin dengeli dağılımı, e, kırsal bölgelerin de kalkınmasına katkı sunma anlamında. E, fakat çok fazla o misyonu taşımıyor gibiyiz e, sektör olarak. E, hem de üzerinden e, bu şekilde geçmişken, Batı Karadeniz'in potansiyelini de ifade etmiş e, olmuş olalım. ...o bölgede ciddi bir e, potansiyel var. E, sadece tesisin içinde yaptığınız e, dokunuşlarla değil... E, ...tesisin etrafında da zaten e, siz hiçbir şey yapmasanız da büyük bir potansiyel var. Yani çünkü bazen size müşteri gelir, misafir gelir... ...siz tesisin içinde verdiğiniz hizmetle o misafiri memnun etmek durumunda kalırsınız. Bazen de tesisin içinde zorunlu olan hizmetleri verirsiniz tesisin etrafında insanlar inanılmaz mutlu mesut olur ve en son ayrıldıklarında o turistik faaliyetten memnun bir şekilde gitmiş olurlar. Yani bazı bölgelerde otelcilik yapmak biraz daha kolay evet. eko noktada. Batı Karadeniz özellikle Zonguldak merkezi Batı Karadeniz bu noktada büyük bir fırsat. En azından yatırımcılara da böyle bir ipucu Diyor, vermiş olalım. Peki hemen bu noktada bir şey daha sormak istiyorum. Evet Muhammed Bey çok güzel anlatıyorsunuz ihtiyaçları söylüyorsunuz ama bir taraftan da ben her zaman da programlarımda konuşurken şunu da söylüyorum. Şimdi yatırımcılar ya da yöneticiler gerçekten uzun süredir sıkıntılarla uğraşıyorlar ve insanların hem strateji belirleyip ileriyi görüp zaten görmek imkansız gibi 3 senedir nerede sisli bir yolda ilerliyoruz. Kimse herhalde 3 ay 6 ay sonrasının planlarını yapamıyorlar. Hem bir yandan e, otelini işletmesini ayakta tutacak, hem stratejik bir açılım yapacak, hem markalaşacak, hem yurt dışındaki fuara katılacak, hem yeni yatırım alanlarını... Göre Çok zor değil mi? Nasıl tek başına yapsınlar bunu? Ee, ya Şimdi şöyle, az önce de ifade ettiğim gibi, sektör sürekli kriz çözen bir sektör haline geldi. E, bu aslında bizim yöneticileri de, e, yatırımcıları da belli noktada e, artılarla bezedi. Yani olayın biraz daha pozitif tarafından bakacak olursak, biraz polyanlacılık yapacak olursak böyle bir durumdan söyleyebiliriz. Fakat az önce de yine ifade ettiğimiz gibi yatırımcıların, tesislerin ve yöneticilerin artık hiçbir şekilde hata payı kalmadı. Evet. Yani Sektör kriz yaşamamalı. Fakat bunun haricinde sektör krizde de olsa, krizde olmasa da herhangi bir şekilde artık hata payımız yok. Önceki dönemlerde hem marketing pazarlama noktasında hem satış noktasında hem PR tanıtım ya da işte otelin yönetimi noktasında e, hata kaldırır bir e, projeksiyon vardı e, alanda. Hat hatanızı bir şekilde telafi edebiliyordunuz yıl içinde. Fakat artık böyle bir e, durum yok çünkü kâr marjları çok düştü. %30, %40-45 civarında kâr marjlarıyla çalışan tesislerin, işletmecilerin, yöneticilerin her zaman bir hata payı Mevcuttur oransal olarak, matematik olarak da bakıldığında ama şu anda böyle bir durum yok. Çünkü çoğu tesis şu anda kar etmeden, ayakta kalma çabası içinde, faturalarını ve personel maaşlarını ödemeyle e, alakalı şu anda çabalıyor. O yüzden ufak bir sapma sizi e, başa baş noktasından zarar noktasına götürebiliyor. Ya da e, cüzi bir karınız var ancak borçlarınızı belki kredinizi ödeyebileceğiniz bir durum var. Hata noktasında tepe tepetaklak gidebilirsiniz. Bir diğeri de bu hata payının azalmasının haricinde az önce de yine turist profilindeki değişiklikleri analiz ettik. Şöyle de bir şey var. Çalışan profilde değişti. Çalışanların seçimleri değişti. Çalışanların yöneticisinden ve yatırımcısından beklediği şeyler değişti. Bu var. Stratejik planlar değişti. Artık bundan 10 sene önceki stratejiler şu anda tutmuyor. Ya da tutmayabiliyor. Ya da sizi tam olarak başarıya götürmeyebiliyor Zaman yönetimi artık gerekiyor. Daha önceden zaman yönetimi yapmaksızın bir tesisi, bir işletmeyi yönetebiliyordunuz. Artık az önce de sizin de saydığınız gibi ya da çok rahat sayabileceğimiz gibi önceden sadece e, basit, salt, zorunlu olan hizmetlerin yönetimini yapıp ürününüzü seyahat ajantaları götürmeniz e, başarı noktasında yeterliyken şu anda bu satıştan önce birçok kalem eklendi. Yani bunun içinde tanıtımı, basınla olan ilişkileri, PR'ı, birçok etken eklendi yani satışın öncesine. Şimdi mesela satış dediğimizde tek başına satış kullanılmıyor. Satış bir pazarlama haline geldi sektörde. Evet. Bundan 10 sene önce seninle de beraber çalıştığımız dönemde bu satıştı. Çünkü gidiyordunuz ve satıyordunuz. Pazarlamaya gerek kalmıyordu. Çünkü ürün sayısı, arz belliydi, arz talep dengeliydi. Şu anda dolayısıyla e, stratejiler de değişti. Pazarlama tanıtım PR faaliyetleri de çok şekillendi ve değişti. Şimdi tüm bu değişkenlerin içinde e, nasıl başarıya gitmemiz gerekiyor? E, profesyonelleşmemiz gerekiyor. Bu zaten iki kere iki dört. Turizm eğitimi almış olan genç turizmcilere biraz daha fazla değer verip motive etmemiz gerekiyor. Biraz daha istatistik bilimsel analizlere göre plan yapmamız gerekiyor. Çok göz yordamıyla e, ya da el yordamıyla e, bu işlerin planlanmaması gerekiyor. Onun haricinde şöyle de bir durum var. E, atıyorum mesela tesis yönetimleri. Herkesin her şeyi bilebildiğini düşünemeyiz. Çünkü e, sektörde de bir otelin yönetiminde de otel üzerinden gidecek olursak çok fazla farklı departman var. Biz bunu kendi şirketimizde e, işletmecilere ve yatırımcılara e, tavsiyemiz şu. Her işi bilenin yapıyor olması. Şimdi bir otele bir tane genel müdür atayabilirsiniz ve bu kişiden üstün bir performans bekleyebilirsiniz. Bu zaten klasik bir metot. <laughs> Fakat bizim tesislere önerdiğimiz e, projeksiyonda kendi şirketimizde şu. E, bizim şirketimizde e, 4 tane üst düzey yönetici, 4 tane de ara düzey yönetici var. Biz çalışıyor olduğumuz tesisleri e, yatırımcıyla analiz ederek klasik yöntemli bir e, sorumlu müdür atıyoruz. Fakat sorumlu müdür atadığınızda Bizim yönetim şeklimizin olmadığını düşünecek olursak bizim verdiğimiz desteğin, orada 15 senelik bir tecrübe, X kadar network, Y kadar tecrübeyle bir insanın da iki gözü olduğunu, bir aklı olduğunu düşünecek olursak, bu kişinin üzerinden yönetmeye çalışıyoruz. Çok başarılı bir şekilde, hiçbir danışmanlığa ve desteğe ihtiyaç duymadan bir yöneticinin çok iyi yönettiği testlerde var mı? Var pek tabii ki. Fakat yine olayın genelini analiz edecek olursak, bu bir risk. Dolayısıyla e, biz işletme hizmeti verdiğimiz, yönetim hizmeti verdiğimiz tesislerde bir tane genel müdür adamının haricinde bizim şirketimizdeki yöneticilerin de sürekli o ürüne konsantre olması, sürekli denetlemesi e, ve vizyon desteği, yönetim desteği, network desteği ve marketing desteği sağlıyoruz. Yani Klasik yöntemde bir tane otel müdürünün ve bir tane yatırımcının emeği, gözü ve tecrübesi var. Bizim sistemimizde de her bir tesiste en azından 4-5 tane üst düzey yöneticinin bu desteği oluyor. Otomatik olarak biz oradaki o tesis için vizyon havuzunu arttırmış oluyoruz, network'ü arttırmış oluyoruz, marketing potansiyelini arttırmış oluyoruz. O Bunlar otomatik olarak da hata payı azalmış oluyor ve geliri bir gider bütçesini de tutturma ihtimalimiz diğer sisteme göre kolaylaşıyor. Son dönemde de pandemi yaşanırken İstanbul'da birçok tesis kapanmış ve zarar etmişken biz işletmesini yapıyor olduğumuz iki tane tesis de herhangi bir şekilde zarar etmeksizin yatırımcımıza rakiplerimize bakıldığında ciddi oranda bir kar elde etmesini sağladık. Şu anda yine bu şekilde sürüyor. E, haricinde şöyle bir şey var, yine bu hizmetlere paralel e, ve dikkat edilmesi gereken şeyleri ifade etmem gerekirse ve çokça da hata yapılıyor. E, bir projenin, tesisinin kuruluş yeriyle verimlilik ilişkisi çok ciddi bir konudur. Yani biz geçmişte e, çok fazla kar yağmayan bölgelere, 3 e, ay kar yağan bölgelere e, kar oteli, kayak oteli, kış oteli yapıldığını gördük. Onun haricinde taşkın alanına, sel alanına yine otel yapıldığını e, ve o oteli sel bastığını yine gördük. E, turistik potansiyeli olmayan bölgelere yine oteller yapıldığını gördük. E, potansiyelin talebine bakılmaksızın e, otelin içindeki fiziki yapının yanlış analiz edildiğini gördük. E, yani şöyle söyleyeyim, e, o bölgeye gelecek olan turist profili ya da şirket misafiri profilini analiz edildiğinde... 200 odanın 150 odasının iki tane ayrı yataklı yapılması gerekiyorken tam tersi 150 odanın e, tek yataklı yapıldığı tesisler gördük ve bunu e, Türk otelciliğindeki profesyonellik noktasında boyutun en yüksek olduğu İstanbul'da yaşıyoruz ve çok yakın zamanda e, bunları yaşadık yani biz turistik tesislere açılmaya yakın gittiğimizde ya da açıldıktan sonra gittiğimizde aslında çözümü çok basit olan, düşünmesi çok basit olan çok büyük hatalar görebiliyoruz hala. Bu da yine bir ya da iki kişinin yaklaşımıyla o tesisin planlandığıyla alakalı. Yani anlatmaya çalıştığım fizibilitenin ve SWOT analizinin doğru yapıldığı, doğru yerlere, doğru tesislerin yapıldığı yatırımlara, ihtiyacımız var. Biz bu noktada e, yatırımcılara destek oluyoruz. Bunda e, bunda bizden bu hizmeti almasalar bile en azından başka şirketlerden almasını e, bu insanların tavsiye ediyoruz. E, çok ciddi büyük şirketlere de şu anda bu hizmetleri veriyoruz. E, şirket adını burada geçirmem çok doğru olmaz. Haricinde bir diğer hata da yine profesyonellikten uzak yaptığımız e, bizim yatırımcılarımız tesis'i e, inşaat mühendisleri ve mimarlarla yapıyorlar. Herhangi bir konsepti olmayan ve mimari noktada da otelcilikle örtüşmeyen yatırımlar yapıyoruz. Yine bir örnek vermek gerekirse tesis yapılmış. Fakat tesisin en değerli alanına misafirlerimizin valizlerini terk ettiği bagaj odasının yapıldığını gördük. Yine biz İstanbul'da bir tesiste. Lobi alanında e, ba, bar kafe barın sırtının açık olması halinde toplam 6 personelden kar edecekken sırtını kapatarak lobi alanında başka bir bar yapmak zorunda kalmış ve 6 tane fazla personel çalıştıran tesis gördük. Fiziksel planlama. Benim akademik anlamdaki uzmanlıklarımdan bir tanesi turistik tesislerde fiziksel planlama. Bu çok önemli bir e, evet. alandır. Biz sadece mimarlar ve mühendislerle bu turistik yatırımları planlara yap, yaparsak e, önce bize belediye, sonra bakanlık, e, sonra eğer tesisimizi yabancı bir markayla ile bu marka e, bunlar yetmiyor, daha sonra misafir şikayetlerle bize öğretiyor. Dolayısıyla biz tesis yaptıktan sonra tesis açamıyoruz, bazı şeyleri kırıp yeniden yapmak zorunda kalıyoruz, eklemek zorunda kalıyoruz, çıkartmak zorunda kalıyoruz. Bu da ayrıyetten, vakit kaybı. Vakit kaybı da aslında bir e, maliyet olarak bize görü dönüyor. Yani tesis yapılırken e, yatırımcımız bu tesisin bir turizm, büyük harflerle söylüyorum, turizm yatırımı olduğunu unutmasın ve tesis yaparken bir turizmciyi yanına alsın. Yani bu tesis bir turizm yatırımı. E, çalıştırdıkları insanlar ve mimar ve mühendisler. Bizim çok saygı duyduğumuz teknik arkadaşlarımız. Fakat o arkadaşlar teknik alanda tecrübelerini ortaya koyarken... ...o tekniği nasıl uygulayacaklarını turizmcinin onlara ifade etmesi gerekiyor. Biz yatırımcılarımıza şu anda biz Batman'da, Trabzon'da, onun haricinde Kapadokya'da... ...Zonguldak'ta, İstanbul'da farklı bölgelerde otel inşaatlarına da bu şekilde hizmet verdik veriyoruz. Ve nasıl bir yatırım yapılması gerektiğini mimarlarla, mühendislerle ortak akılla çözmeye çalışıyoruz. Ardından tesis bitim aşamasına geldiğinde... Herhangi bir şey değişmiyor, vakit kaybı olmuyor. Tekrar yeniden yatırım yapılmasına da e, gerek kalmıyor. Bakanlık da geldiğinde belgeyi e, bir seferde tek kontrollü veriyor ya da marka alabiliyorsunuz yabancı marka. E, açılış sürecinde profesyonel destek alınması gerekiyor. Kadroyu siz yanlış kurarsanız e, zaten e, çocuk ölü doğabiliyor, e, kötü bir yatırım haline gelebiliyor. Memnuniyetsizlik oluştuğunda en başta misafir yorumlarıyla siz eksi bir noktaya. Erişirseniz onu tekrar pozitif noktaya götürmek biraz daha zor oluyor. Bu noktada da profesyonel yine destek almalarını tavsiye ediyoruz. Ama bizden yine ama başka şirketten. Az önce de ifade ettiğim gibi tesis açıldıktan sonra yönetim desteği de almaları gerekiyor. Son olarak biz yine bunu da aslında sosyal bir sorumluluk olarak görüp az önce de ifade ettiğim gibi gelirlerin dengeli dağılması konusu başka bir işe daha girdik. Ee, nasıl bir iş bu? Ee, Kars'tan, Trabzon'dan, Diyarbakır'dan Van'dan, e, Safranbolu'dan yaklaşık 21 tane tesisin İstanbul'da satış ofisi olarak çalışmaya başladı bizim ekibimiz. Sadece işlettiğimiz yönetim desteği verdiğimiz e, birkaç tane oteli biz pazarlamıyoruz e, yönetişimini yapmadığımız fakat e, pazarlamaya, marketinge ihtiyaç duyan tesislere de bu hizmeti veriyoruz e, ortada bir misafir var misafir talebi var e, haricinde aracının yani seyahat ajantasının, pazarlamacının, e, otel ihtiyacı, turistik ürün ihtiyacı var. O turistik ürünün de bu iki tane noktaya ulaşması ihtiyacı var. E, fakat bu üç nokta e, birbirini sağlıklı bir şekilde bulamayabiliyor. Evet. E, biz de hem bu tesisleri, hem misafirin ne istediğini, hem de satıcıları tanıdığımız, bildiğimiz ve tecrübe ettiğimiz için biz de bu mekanizmanın e, arasında bir rol üstlendik. Bu yeni bir kurulum bu proje. İnşallah bu gelir dağılımındaki dengesizliğe bir miktar çözüm bulmaya çalışırız kendi adımıza. Genelde bu tip işleri yapan şirketler ve sektörde yeni ise bu ilk olmasının faydasını görmeye çalışır. Bu kulvara çok fazla şirketin yapının girmesini istemez. Çok fazla rakip istemez. Özetle. Bizim tam tersi bir anlayışımız var. Her fırsatta yaptığımız işi, yaptığımız işin mantığını önümüzdeki dönemde bu mantığın çok daha revaç haline geleceğini ifade edip sektördeki profesyonellerin de bu noktada aslında gözünü açmaya çalışıyoruz. Bu işe girsinler ve biz rakip olsunlar diye. Çünkü gerçekten sektörün buna ihtiyacı var. Böyle yapılara ihtiyacı var. Yatırımcıların da buna ihtiyacı var. Tesislerin de buna ihtiyacı var. Destek olduğumuz tesislerde profesyonel yöneticilik yapan insanlar da bundan faydalanıyor. Çünkü ortada bir başarı oluyor. Başarı olunca gerginlik, stres ortadan kalkıyor. Sen de otelcilik yaptın. Dolu olan bir tesis çalışanı o otelden ayrıldığında mutlu mesut ayrılır. 7-24 çünkü bizim mesleğimiz. Her an aranabilirsin. Fakat arandığında tatlı krizler için aranırsın. E, mesainin dışında. Yani boş olan tesiste e, daha sıkıntılı, e, stresli durumlar yaşanır. E, dolayısıyla bir şekilde sektörün vizyonunu geliştirip e, daha güzel günlere götürmemiz gerekiyor. Biz de e, bu şekilde 4 sene evvel e, böyle bir profesyonel yapı içine e, girdik. Şu anda her şey güzel gidiyor. İnşallah dediğim gibi bu kulvara farklı firmalarda girer. Onlar da başarılı olur ve sektör biraz daha profesyonelleşir. Valla çok güzel Konuştunuz, anlattınız. Yani dinlemeye doyamadım. Bir de turizmi konuşmayı da özlemişim birazcık. Canım memleketim. Yani gerçekten <laughs> e, çok üzülüyorum. Müşterimiz var, tesislerimiz var. E, çok güzel bir iklimi olan bir ülkemiz var. Her şeyimiz var. Ama liyakat sorunu olduğundan dolayı bunların hiçbiri düzgün bir şekilde işlemiyor. Maalesef e, saatlerde konuşabiliriz ama işte program süreleri. Aynen öyle. Çok memnun oldum. Çok keyifliydi benim ben için. Ben de çok teşekkür ee, ederim ağırladığınız için. Umarız e, şirketiniz o profesyonelleşmek, bu liyakat Türkiye'de böyle güzel, e, herkesin yatırımcının mutlu, çalışanın mutlu, tesislerin mutlu, bölgedeki insanların mutlu olduğu zamanlara dönüşür diye umuyorum. Var İnşallah. mı son olarak eklemek istediğiniz Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Selamlar sağ izleyenlere sağ de hürmetle. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten birçok sektörde olduğu gibi işte e, hem nimet olarak verilmiş bir ülke toprağı iklimi e, nimet olarak verilmiş bir deniz ama işte maalesef ki bir araya gelip düzgünce bunu işletmek profesyonelleşmek çok önemli çünkü önümüzdeki süre içerisinde dikkat edilecek şeyler şeffaflık birliktelik rekabet değil omuz omuza yürümek böylece yeni düzende çünkü 2023 sonrası gerçekten dünyayı baz aldığımızda internet hızlandığında insanlar bir yerden bir yere hızlı gittiğinde her şey değişmiş olacak. İşte o zaman biz de ülke olarak güzel bir yerde yerimizi alalım. O gençlerin de işe ihtiyacı var. Turizmin de kalabalıklaşması, bütün ülkenin zenginleşmesi demek. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.